Sevgili YouTube, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz haliyle. En son nerede kalmıştım? Sanırsam en son Vault'ları yapacağım demiştim. Çünkü yapmamız gerekecek. Başta bunu yapacağız. Ardından gidip bunu yapacağım. Çünkü bunun için özel bir tane kabuğa ihtiyacım vardı. Artık deniz kabuğu mu deniyor ona bilmiyorum ama. Şöyle bir teleport alalım. Şuradan. Mantar toplamam lazım ya. Mantarlarım bitti. Şimdi. Şurada sarı kristallerden var. Hoş geldin Ali. Bunları kesmem lazım ya. Materyale ihtiyacım oluyor. Öyle kolay kolay sinirlenmiyorum hadi ya. Yani zaten sinirlenirsem banlarım yani. Ters banlarım da time out atarım yani. Bu laser çok iyi ya. Aşırı iyi yani. Burada karakter aşırı OP oldu ki daha istediğim gibi kasmadım bile yani. Sadece birkaçını yerleştirdim. Birkaç tane taşı yerleştirdim sadece. Ve şu anki haliyle OP oldu bile. Bitti galiba buradakiler. Bir rift'e girebiliriz. Tamamdır öyle, sen de ona göre davran yani. Burada kol var. Aşağı... Peki. Bunu aktifleştirirsem iki tarafa da mı gidiyor? Evet. Böyle kalsın bu. Buradaki olay ne? Bu hangisi bir şey çıkıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?
Yok, bunu yaptım. Bu ne veriyor? Topala mı verecek? Topu buraya itelim. Neyin sesini kısayım? Sesini kısacak bir şey yok ki burada. Ha, bir dakika, onu buraya getirmem gerekecek muhtemelen. Oyun sesini niye kısayım abi? Oyun sesini bastırmıyor ki. Desibeli görebiliyorum yani. Burayı nasıl halledeceğim? 3 tane harf ağırlık istiyor. Bu yetmez değil mi? Ha, yetiyormuş. Buraya koyacağız. Bu böyle gitti. Bunu yaptık. Bu ne istiyor? Sandık var. Sandığımızı bir açalım. Görüyor muyum normalde sandık olup olmadan? Yok. Demek ki önemsiz bir sandık bunlar. Sadece malzeme verecekler. Bunu ayarlamam lazım. Bu top gelecek şimdi. Güzel. Onu da buraya aktardık mı? Çıkış kapısı açıldı. Güzel. Bir tane daha lahit hallettik. Hades için. Güzel, burayı bitirdik. Ha, Hades geldi. Bir şey verecek mi acaba? Excellent. You've started making a real difference here, mortal. Oh, fark yaratmaya başladın. Corruption receding. Kesin bu adam yapıyor bunlara. Lahitleri lekeliyor. Does that mean you'll be ready to return to Olympus and help Zeus soon? Geri dönecek misin peki Olympus'a? Let's not have the mania now. You still got a lot of corruption to cleanse. Let's get this place fixed up and then we'll talk about my return. Önce bütün mağaraları temizlemem gerekiyor. Bunu demek için mi geldi yani bu? I feel like Hades is up to something. Aa, sarı verdi. You think I shouldn't be helping him? No, I think we have to help him. But he seems like he's stalling. Bayağı güçlü olacak şimdi. Really doesn't want to see Zeus.
You know how brothers are. Not really. I'm an only child. You are so lucky. Kanalın eski adı Semih Manya'ydı. Aa, sarıyı nereye taksak? Sarıyı... Buna takacağım. Güzel. Tamam, şimdi kalsın böyle. Bu mana veriyor bana. Mana lazım. Burada bir save yapalım. Ve teleport yapıp şuradaki bulmacaya gideceğiz. Bu bulmacanın orada da olabilir bu arada malzeme aradığımız. Düşmanlar var, onlarla kapışmayacağım. Umarım yukarıda kalmıyordur ya şey. Mağara. Bulmaca varmış. Hem şey yapalım ya. Burada bir şeyler var yapmamız gereken. O sıcak demir tutunabiliyor karakter. İyiymiş. Burada ne var tam olarak? Last of Us güzel oyun. İlki en azından. Yukarıdan bir şey mi düşüreceğim acaba buraya? Evet, yukarıdan düşürmem gerekiyormuş. Düş bakalım aşağı. Abi ya, top suya düştü. Ben şahsen ikincisinin hikayesini pek beğenmiyorum. Ali. Bence iyi değil ikincisinin hikayesi. Ne? Top yok burada. Ha, top buraya atıyormuş. Hızlıca çekmem gerekiyor onu. Ne, ben oyunda hikayeye çok fazla bakmam. Oyuna, ışıma... Oyuna ışıma bakar mı demek? İşime bakar mı demeksin acaba? Ah!
Bu ne abi? Burada ne yapmam gerekiyor benim? Ya gelir mi ki ona? Ateşi yakamadık böyle. Bir yerde bir yükseklik olması lazım. Bir şey koyabilirsem her altına süper olur ama. Demek sadece oynanışa önem veriyorsun. Vallahi iyi. Ne diyeyim? Aşağıdan bir şey getirebilir miyim? Yok. Yani normalde baktığında aslında ilk oyun üzerinden çok da fazla yeni bir oynanış mekaniği katmadı aslında. Last of Us 2. Daha iyi grafikler ve animasyonlar kattı haliyle ki bunlar da beklenen şeyler yani. Yoksa oynanış mekaniği olarak gene aynı yani. Ama nasıl yakacağım abi? Bu niye böyle? Ateş beni yakmıyor lan. Ha yanıyormuşum okey. Bu nasıl yakacağım ya? Acaba bu oyunda çekiç olacak mı yani Baydos saldırısı? Bunu burada bırakmak zorundayım galiba çünkü hani Baydos saldırısı olsa vursam ileri. Bir tane daha bilmediğim büyü var çünkü. Bence nasıl mı olmalı? Olay senaryonun nasıl olması gerektiği değil, olay karakterlerin tutarsız olmasından kaynaklı bir sorun. Yoksa hikaye nasıl izlediğinden değil, yani Joel karakteri aşırı saf olmuş. Burası olmuyor diyorum burada. Normalde bunun incelemesini yaptım zaten, YouTube kanalında var ama. Sorun Joel karakterin aşırı saf olması, çünkü ilk oyunda tutarsız. İlk oyunda... Yani Jess karakterinde biz hani hayatta kalmaya çalışan insanlarız diye vurgulayıp hani başka insanlara yardım etmeyen, başkalarıyla muhatap olmak istemeyen, başka insanlara uzak durmaya çalışan bir karakterken ki Keza kardeş de öyle. Çünkü biliyorlar yani başka türlü hayatta kalamıyorsun. Çünkü insanlar kötü. Adamlar Abby ile ilk tanıştıklarında birincisi kendilerine riske atarak kadını kurtarıyorlar Abby'yi. Diyelim ki okey. Yani sonuçta artık uzun zamandır belki bir birliktelikte yaşadıkları için dersin ki olabilir. Ama garip yani. Yani hayatlarını riske atıyorlar neyse. Diğeri arkadaşlarıyla buluştuklarında Abby ile hani kendi gerçek isimlerini ondan sonra hani isimlerini söyleyip, nerede olduklarını söyleyip, hani güvenli yerleri falan söylüyorlar. Normalde Joel karakterini ve kardeşinin karakterini çok ters düşen hareketler bunlar. Tabi sırf olay bunda da bitmiyor. Ardından problematik olan bir Abby karakteri var bir de. Bir dakika ben nereye gitmeye çalışıyorum? Nerede benim bu görevim ya? Abi ya. Abi ya ben turuncu işarete gidiyormuşum ya. Of. Hoş geldin Hakan. Yo daha bir şey kaçırmadın ya. Ondan sonra da Abby karakteri var problematik olan. Abby'de şöyle bir sıkıntı var. Hadi. Babasının katilinin peşine düşüyor tamam mı? Dersin ki okey. Uzun süren bir vendetta bu arada çünkü kendisi çocukken olan bir olay bu. Çocukken olmasına rağmen öyle apokaliptik bir dünyada
Gene de öyle bir arayışta olması, sonuçta insanlar zombilere karşı ölüyorlar yani. O yaratıklara, Clicker'lara karşı ölen bir sürü insan var. Hani gidip gene de arayıp bir şekilde buluyor. Yani inanılmaz bir şey. Diyelim ki yaptım bunu, tamam mı? Hadi okey diyoruz buna. Saplantılı bir karakter bu. Abi neyse de buluyor, öldürüyor, eyvallah. Sonra eli hali peşine düşüyor çünkü o da Vendetta'ya katılıyor. Yani Vendetta'ya sahip oluyor. Ondan sonra şey muhabbeti dönüyor. Abby diyor ki sen arkadaşlarımı öldürdün. Ailemi öldürdün. Ondan sonra gidiyor bir sürü insanı öldürmeye başlıyor. Ardından işin daha garip yanı. Ki bak bu arada yani şöyle bir durum var. Joel normalde Abby'nin hayatını kurtarıyor. Tamam mı başta? Şey öldürmeden önce. Nerede böyle kalırdık ya? Abby'nin hayatını kurtarıyor. Ardından bu işte Abel denen bir bölge var. Hani oradaki kapıştıkları elemanlar var ya. Ya buralar çok gürültülü ya. Ömrün görmüyor. Ha şuradaymış şey. Delik içine atlıyorum. Böyle bir durum var. Şimdi Joel Abby'nin hayatını kurtarıyor. Ardından Abby'nin hayatını iki tane Haven'dan karakter kurtarıyor. Sonra bu ikisi bunun hayatını kurtardı diye Abby gidiyor. Şey yapıyor. İlginç bir şekilde. Kendi grubuna karşı, yani kendi grubuna karşı koyup kendi arkadaşlarını öldürmeye falan başlıyor böyle. Enteresan bir durum yani. Çok tutarsız kaçıyor. Kendi arkadaşlarını öldürmeye karar vermesi yani. Sebebi ise hani onun hayatını kurtarmış olmalarından kaynaklı bu arada. E şimdi teorik olarak Joel da senin hayatını kurtarmış oluyor. Ama işte gel gör ki o kadar da önemli değilmiş. Ve hani şey yaparken de ne dedim? Ne yapmamış şimdi bu? Ben birini yaktım. Nasıl yapacağım lan? Taş kuruluyor mu burada, onu bir bakalım. Bilmiyorum, hatırlamıyorum çünkü taşın kurup kurulmadığını. Ha, lazere vurduğu için kuruluyor, pardon. Nasıl yapsak ki acaba bunu? Tahta fix kırılacak. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela oyunda eğer tüm notları mesela toplarsan şey oluyor. Şeyi görebiliyorsun çok rahatlıkla. Normalde Isaac karakterinin kötü bir karakter olduğunu görebiliyorsun. Ama bizim karakter onu bir türlü göremiyor. İlginç bir şekilde. Notları okuduğunda görüyorsun yani, normalde savaşı iki kabile arasında kimin başlattığını görebiliyorsun. Aa, yanlış yaptık ya. Yo. Ben lazer vurmadı onu. Bunu nasıl yapacağım acaba?
Bu lazeri engelleyemem. Acaba öbür taraftan mı engelleyeceğim? Lazer buradan geliyor çünkü. Kesin öyle olacak, evet. Ay yanlış. Aralarına önce taş koymam gerekiyordu. Ya da Last of Us 2 hakkında daha konuşacak aslında çok şey vardı. Yani konuşulabilecek birkaç şey daha var. Ama yani muhabbetini yapmaya artık gerek yok bence onun ya. Umarım kaya kırmaz tahtayı. İyi. Bu bitti herhalde. Bayağı kolaydı bu. Şimdi geldik sıkıcı bir işlerden birine. Aramam gerekiyor şeyi. Karakter çok garip bir hareket yapıyor orada. Hadi keselim. Lazer çok iyi ya. Eritiyor ya, şuna bak. Zehirlenerek ölecek. Ölmedi lan. Hala mı düşman var? Şu mineralleri alalım. Offering yapmamı istiyor bir yerden ama nerede yapacağız offering acaba? Ben şimdi kristal arıyorum bir tane. Aşağıda sandık var. Acaba nerede o?
Bu taraflarda bir yerde olması lazım aradığım şeyin. Şurada offering yapabilmek için benim şuna ihtiyacım var. Nerede? Bundan bir tanımam gerekiyor. Diyor ki ne diyor? East of the Lake of the Living. East of the Lake of the Living. Lake of the Living bura zaten. East de bu taraf olması gerekiyor. Bir de buraya bakarız. Şuralara bakalım. Ama... Nerede? Ben burada inmiştim halbuki. Göremedim de hiçbir yerde. Orada aşağıda olabilir mi? Değil. Nereye atıyor? Ayının yanına attı ya. Şu kritik üzerine gel ya. Yolu da buraları topladık. Buralarda bir şey yok gibi. Sandığa geldik ya. Gelmişken açalım bari. Hala bulamadık. Bir de buraları gezelim bari. Ne yapalım? Bunun çıkışı var mı acaba? Çıkabilecek mi acaba karakter ya? Bu yanı sıkıntı ya. Şimdi ta geriye dönmem gerekiyor. Keşke bunun kafasına falan olsa. Ama bunda da değil. Burada zıplama rampası var. Ona çıkabiliriz. Hey.
Zımparampasına gidemiyor muyum ya? Neyse buradan gidelim. Belki haritada gözükür. Malzeme verdi bu arada. Tabii tırmana gider miyim? Tırmanabilirim. Oha. Kapışmam lazım yoksa şey olurlar, kaybolacaklar. Bu karakter çok iyi. Yok bak, oradan mı giriyorlar ya? Hoş geldin. Evet ya, bu üçüncü şey bir de. Bunlar bitmiyor ya. Ya şu kalkanları nasıl düzüyorum ya? Dandik bir şey çıkacak var biraz sandıktan. O kadar kapıştık ama. A Twisted Shell veriyor. Benim özel bir tane shell bulmam gerekiyor. Onu bulamıyorum ya. Ben şu an neredeyim? Buralarda. Belki buralarda vardır diyeceğim ama.
Bakalım. Yaparsak çünkü Miracle'ı yapabileceğiz. Miracle olursa iyi olur ya. Çok da böyle meydanda bir şey olduğunu da düşünmüyorum ama. Garip yani. Haritada gözükmesi lazım. Adamlara bak ya. Kalkanla vur. Oraya gözlerim yetmiyor. Az iyi malzeme topluyorsun burada. Metal geliştirme yapabilir miyiz acaba? Bunlar peşin bırakmıyorlar ya. Şey yapınca Eren, peri yapınca ekstra hasar geliyor. Ha, geliştirme yapabiliriz sonunda. Acaba neye? Defansa veriyor. Bunu geliştirmek için ne istiyor? Ya defansı mı yapsam acaba bilemedim. Abi çok abarttı ya. Bu 2000 istiyor fullemek için. Bu 4750 istiyor. Tamam, sonuçta burada bayağı bir şey arttıracak ama. Bilemiyorum ya. Çok fazla malzeme istiyor.
Aşırı. Ya bir save edeyim de. Ya bunu nereden bulacağım ya? Uf, çok sinir bozucu bir şeymiş bu. Şurada bir tane sandık var. Gidip oraya da bakalım. Şurada. Evet, basılı tutuyorsun, atış ediyor ya. Bayağı kolay ok atması. Sağlam vuruyor da lazer en iyisi şu an galiba. Sandık altımda bir yerde. Oku daha hızlı atamıyorsun ya. Otomatik atıyor zaten. Yani kendin basınca önce bu kadar. Otomatik alınca zaten böyle. Yani bayağı hızlı aslında. Evet, Returnal bayağı iyi puan aldı ya. Ben de memnunum durumdan. Biz aradığım şey nerede acaba ya? Oralarda olabilir mi? Çok tehlikeli yerlerde geziyorum ha. Nerede bulacağım bu malzemeyi anlamıyorum. Tabii şimdiden Game of the Year falan diyen olmuş ya. Daha çok erken ama Game of the Year diyen olmuş bile. Bilmiyorum tabii. Acaba direkt buraya mı bakmam gerekirdi ya? Lake'in kendisi zaten bura olduğu için. Ben geri nasıl döneceğim ya? Evet, Fatih oynayacak Returnal da. Bakalım, belki bu gece vakti olursa bakacak. Vakit olabilirse düşürüz bakalım. Ya ben ama zaten şey Resident Evil oynayacağım ya herhalde. Aynı 8'inde. Burada bir save yapalım. Yani çok oyun oynamış olacağım ya. Başka şeye vakit ayıramıyorum. Böyle bir sıkıntısı var. Şu lake'e en hızlı nasıl gideriz? Yani lake burada diye düşünüyorum. Herhalde burada bir yerde olabilir şey. Şöyle bir teleport alalım. Bir bakalım.
Lake şu aşağısı. Buralarda bir yerde olabilir mi acaba? Buradaymış hakikaten. The Twisted Shell. Bu mu acaba istediği? Bu değil. Bunu bulamıyorum ya. Haritanın her yerini gezdik aslında. East kısmında. Adamla da uğraşmak istemiyorum ya. Ya şimdi şöyle bir sıkıntısı var. Benim bunu her türlü yapmam gerekiyor çünkü bak burada şimdi bir tane şey var, blessing var abi ya. Bırakın peşimi ya. Geçsin. This doesn't work yet. Burayı açmam gerekiyor. Geçti mi? Şimdi burada blessing yapmak istiyorum. Yapamıyorum çünkü bir tane mor şey eksik ve onu bulabilmem için doğusunda diyor ama bulamıyorum. Bakarım ben zaten internetten, sorun değil de. Neyse. Arkadaşlar bir YouTube bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Bunu bir sonraki bölümde yapacağız. En azından yerini öğrenip yapacağız. Burası save edelim. Tam olarak nerede olduğunu öğrenmiş oluruz. Ardından bir sonraki bölümde yapacaklarımıza bir bakalım. Şuraya atacağız. Bana göre bu. Buraya daha tırmanamıyorum. Bakalım. Çok bir şey kalmadı aslında da. Birkaç tane vault kaldı. Birkaç tane mağara ve şey. Neydi adı? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.